Şimdi Hatay'daki hortum görüntülerini getirdik ekranlara. Tarım arazilerinin bulunduğu bölgede zeytin ağaçlarının yerinden söküldüğü görüntüleri. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen de yanımda. Orhan Hocam hoş geldiniz yayına. Bu normal mi? Yani mevsim de düşününce. Şimdi bu normal. Artık Türkiye bu normale doğru gidiyor. Niye diyeceksin? Çünkü küresel ısınmanın etkisiyle artık bizim güney sınırlarımız, yani güney bölgelerimizde Akdeniz ikliminden çıktık. Tropik iklime doğru giden bir iklim var ki bu da onun tipik göstergesidir. Yani bunu artık biz bu tür hortumlarını, biz bunlara deniz hortumu deriz. Deniz hortumlarını artık buralarda göreceğiz. Niye bu kadar kuvvetli? Ben baktım, bu kuvvetli bir hortum. Dolayısıyla bunun nedenine baktığımız zaman deniz suyu sıcaklığının, İskenderun Körfezi'ndeki deniz suyu sıcaklığının çok yüksek olması. Hatta bu sene 20 derecenin altına bile düşmedi deniz suyu sıcaklığı, ki düşmesi lazımdı. Çünkü hani karalarda da öyle gördüğün gibi, yani havalar sıcak, yani bu hafta sonu bahar geliyor. Evet, neredeyse evet. Bir sonraki hafta sonu için de 20 derece dediniz. 20 derece evet, yani 20 dereceye çıkacak şeyde Türkiye'nin çoğu yerinde sıcaklıklar. Dolayısıyla bunlar artık görülen şeyler. Niye, ne oluyor peki bu deniz suyu sıcaklığı yüksek olduğu için deniz suyundan ısınan üzerindeki havayı ısıtıyor ve bir düşey hareket meydana geliyor. Bu düşey harekette bu hortumlar meydana geliyor. Üstündeki bulut da kümülenen bir tipi dediğimiz buluttur. Bunlar aynı zamanda yıldırım üretir, aşırı fırtına üretir. Yağış esnasında çok kuvvetli, fırtınanın üzerine çıkan hızlarda rüzgar olabilir. Bunları bu sene Türkiye'nin etrafındaki denizlerde göreceğiz. Öncelikle bu Akdeniz, Ege kıyılarında, ki hala o deniz suyu sıcaklığı yüksek oralarda. Dolayısıyla ve bunun tipik örneği de işte... Ama sıradan bir hortum da değil, değil mi? Çok güçlü. Değil, bu güçlü bir hortum. Yani ben... Peki sayıları arttı mı son dönemde? Bak gördüğün gibi çapı artmış bunun. Yani daha büyük bir çapta hortum bu. Esasında çok daha ince böyle deniz üzerinde olurlardı. Bu büyük bir hortum ki zaten verdiği hasardan da belli. Anlaşılıyor. Yani 40 tane zeytin ağacını şey yapmış, ama bunlar karaya geldiği zaman karanın kıyısındaki zarar verir. İçerilere girdiği zaman kaybolur bu hortumlar. Peki daha mı sık görülür artık bunlar? Bunlar daha sık görülecek. Daha sık göreceğiz bunları. Onun için tedbirlerimizi şimdiden almamız lazım. Yani ne yapacağız tedbir alıp da? Yani arabamızı mı bağlayacağız, şeyimizi bağlayacağız, ama meteorolojinin uyarılarına çok dikkat etmek lazım. Mesela aynı sistem, bak bu Hatay'da bu sabah yapılan hortumun olması bundan 5-6 gün önce Antalya'da aynı yağışı meydana getirir. Orada hortum meydana gelmedi ama çok kuvvetli bir yağış meydana geldi gece yarısında. Bunları sık sık göreceğiz. Biz de CNN Türk ekranlarından bunları aktarmaya devam çok edeceğiz. Çok kuvvetli yağış hortum oluşturacak diye bir şey yok o halde. Çok kuvvetli yağış hortum oluşturacak diye bir şey yok. Oradaki bulutun yapısı ve havanın yapısına bağlı. Olmayabilir ama olabilir de. Yani onlara bakacağız, ama dediğim gibi bu sene bu şeyleri, bu tip meteorolojik hadiseleri Türkiye'de çok göreceğiz. Onun için dikkat edeceğiz artık. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben Profesör teşekkür Doktor Orhan Şen, CNN.